Şimdi ben Sayın 23. dönem milletvekilimiz Haydar Kemal Kurt'a vermek istiyorum mikrofonu. Kendisi tabii konuşacak göl sorunlarıyla ilgili ama bir açılış konuşmasını hem kaymakamımızı hem ikisini dinleyelim büyüğümüz olarak da. Ondan sonra toplantımıza bu şeyinden sonra geçeriz. Efendim cümleten hayırlı günleriniz olsun. Öncelikli olarak böyle bir toplantıyı tertip ettiği için Sayın Başkan'ın şahsında iyi diller yardım başma dilemeyine çok teşekkür ediyoruz. Bunun yanında bugün toplantıya katılım sağlayan bütün ağız uğruna teşekkür ediyorum. Benim gibi Ankara'dan gelen ya da İstanbul'da muhkim olmayıp İstanbul dışından gelen arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Ben de eski bir İstanbulluyum. Biz burada İstanbul'da yaşayan Ispartalı olarak kendimizi Ispartalı şeklinde takdir ettik. Ispartalılar zaten nerede yaşadığı yaşasınlar, yaşadıkları yerlerde kendilerini Ispartalı olarak takdim ediyorlar. Böyle bir bilincimiz elhamdülillah var. Tabii nüfus itibariyle diğer şehirlere baktığımızda Isparta'lı gerek kendi nüfusu şu anda elen orada yaşayanlar gerekse dışarıda yaşayanlar birçok ile göre çok bir yekün tutmuyor. Az bir nüfusu var ama duyarlı bir topluluk. Yalnız ben şimdi ayağa kalkınca biraz daha fazla fark ettim. Lütfen gelirken yanınızda 30 yaş altında birisini getirin. Hayır yani hiç olmazsa bir kişi gitsin 30 yaş altında herkes. Yani kendi çocuğu olabilir, yeğen olabilir, bir akrabası olabilir. Hemşerimiz olarak o 30 yaş altında gençlerimize bizim aramıza katılsınlar. Var var gördüm bir iki tane arkadaş var da. Yani ama lazım bunların bu duyarlı devam ettirmek lazım. Aslında ülke hepimizin ülke tamam bize ait 76 milyon kardeşim öyle söylüyoruz. Aslında konumuz da buradan bağlayıp ben kısa da konuşmam da lazım. Selamlama konuşması olmuş oluyor. Eğirdir Gölü Türkiye'nin ikinci ya da birinci içme suyu niteliğine haiz bir gölü. Su kaynağı. Bu anlamda Türkiye'nin hazinelerinden birisi. Önümüzdeki süreç su savaşlarının olacağı şeklinde, gıda savaşlarının olacağı şeklinde dünyanın geleceği tarif ediliyor. Bu anlamda Eğirdir Gölü de ciddi bir hazine bizler için. Bugüne kadar biz Eğirdir Gölü'nü su içme, temizlenme, insanlık ihtiyacı dışında tarım ve hayvancılıkta kullanmışız. Fakat bilimsel araştırmalar gösteriyor ki yazılı kaynaklara en geriye doğru dönüp inilebildiğinde 3000 yıl falan insanoğlunun yazılı kaynakları. O bilinebilen tarihten ya da yazılı olmayan 10.000-15.000'e kadar insanlığın hayatının geçtiği zamanları bilimsel araştırmalar tespit edebiliyor. Gördüğünüz şey şu, bulunduğu noktadan daha ileriye, daha güzele, daha gelişmişe, daha moderne doğru insanlara gitmek isterken yanında sermaye olarak bulunduğu şey tabiat. Bu tabiatı insanoğlu ücretsiz olarak aldığı, bedelsiz olarak elde ettiği düşüncesiyle istediği şekilde değerlendirmiş, istediği şekilde kullanmış, harbi parmak savurmuş. Neticesinde toprakla arasındaki ittifakı, doğayla arasındaki ittifakı bozduğu için de insanlık çok vadiler yaşamış. Milattan önce 3000 yılında yeryüzünde 7 tane medeniyet var. Ama bu medeniyetlerin tamamı doğayla, tabiatla olan muhabbetini, ilişkisini sağlıklı zemine oturtamadığı için İnkalardan Mayalara kadar, Sümerlere kadar, Mısırlara kadar sayın. Yani hepsi yıkılmış, perişan olmuş. Zirve medeniyetler bugün yoklar. Hatta öyle ki nesiller bile yok.
Şimdi yapacağımız şey şu aslında, herkesin hakkını vermek, herkesin hakkına riayet etmek. Tabiatta bir varlık, bir canlı, onun hakkını vermek lazım. Eğildir gönlümüzü bu anlamda biz geleceğe emanetçisi, bir değerin emanetçisi olarak kendimizi gördüğümüz gibi, bugün Eğildir Gölü'nün kendisinin bir canlı, bir varlık olduğunu fark edip, onun hakkını da ona vermemiz lazım. Gelecek nesillere bir şey saklama değil, bugün onunla bizim aramızda bir ilişki var. Bu ilişkiyi sağlıklı zemine oturtmamız lazım. Bu sağlıklı zeminimiz bozduk. Ama 10 yılda bozduk, ama 50 yılda bozduk, bozduk ama. Şimdi neyi bozduğumuzu biz biliyoruz aslında. Çünkü bozan biziz. O yüzden dolayı böyle çok fazla irdelemeye, şunu bunu etmeye gerek yok. Ya amcamız, ya dedemiz, ya nenemiz, ya teyzemiz. Bizden öncekiler bunu bozmaya başladılar, bozdular. Şimdi bizim düzeltmemiz lazım. Çocuklarımız adına falan, torunlarımız adına falan değil, kendi adımızı düzeltmemiz lazım. Yani biz sana yanlış yaptık diye özürü çocuğunuza bırakmayalım. Özürü kendimiz yapalım, ne yapmamız gerekiyor ise. Bu anlamda devlet bir havza yönetim planı oluşturdu, uzun çalışmalar yapıldı. Biz de bu hususta bir bilgi sahibi değiliz. Türkiye'de ikinci olarak gözüküyor ama havza planı Eğirdir Gölü havza planı aslında en kapsamlı olan ilk plan. Bu ilk planda Türkiye'nin de tecrübesi yoktu. Türkiye'nin de deneyimi yoktu devlet olarak, resmi kurumları. Bu anlamda zaten biz bu çalışmaları yapılırken yaptığımız müdahalelerde bunları yaşadık, gördük. Bunları bize itiraf ettiler. Şu anda hazırlanan şey aslında su kirliliği kontrol yönetmeliğinin 16. maddesine dayanarak hazırlanmış olan bir koruma maksatlı yönetim planı, kullanma planı. Bu yönetim planı, kullanma planı bize çevre kanununun ilgili maddesi uyarınca çıkarmış olan su kirliliği kontrol yönetmeliğinin bir alt yasal kısmı. Yani üstünde bir yönetmelik var, onun üstünde kanun var. Şimdi dolayısıyla bir planla getirebileceğiniz sınırlama, kanunla getirmiş olan sınırlamanın üstüne daha ya da geniş alanda taşamaz. Bu yapılan plan yaşanabilir, gerçekleştirilebilir olması bakımından yasal mevzuatı ilgili alana, bizde Eğirdir Gölü etrafına uygulamasını tarif ediyor. Ama biz yasada olmayan bir hükmü bu planda bir sınırlama olarak getirip koyduk. Erol hocam herhalde daha iyi bilecektir. Ne diyor hocam o jeolojik jeolojik tabanlı jeolojik koruma alanı. Şimdi böyle bir şey kanunda yok. Biz bunu konuşurken bakanlıkla, ilgililerle, TÜBİTAK yetkilileriyle yaptığımız toplantıda bizim bir hocamız böyle bir tez geliştirmiş bu tür su kaynaklarını korumak maksadıyla. Bunu hükmün içine almak istediler. Orada ben vardım, başka arkadaşımız yoktu. İtiraz ettik. 2010 yılında falan oldu bu hadise. Zaten bu şeyin de havza planının da bu derece uzaması bir gurduklayanın olmasından dolayı. Gurduklamasıydı, yazıp geçeceklerdi, geçip gidecekti. Nitekim bu anlamda Eğirdir'de de başka yerde de çok ciddi gayretler gösterildi. Bizim çapımız ne, edimiz ne, bulduğumuz ne, bildiğimiz kadar yapabiliyoruz, başka türlü yapamıyoruz. Yani biz mesela mecliste bir toplantı yapıldı. O toplantıda ben Zeki Bey'im. Çağırdım. Biraz da bizim nakıslığımızdan, maksimimizden dolayı itiraz edemediler. Zeki Bey'i toplantıya kabul etti. Aslında giremez. Yani bir sıfatı yok çünkü. Ne diye girecek yani? Ne? Ben gazeteci değil. Giriyorsun kimlikle göstermeden. Girdik. Orada itiraz ettik. Adamlar şey oldular. Yani toplantının gündemi bize çevirdi. Yani biz belirlemeye başladık. Biz yönlendirdik falan. Yani küçük gayretlerle olay hakimiyetinizi alabilirsiniz. Böyle bir şey, etkin olabilme imkanı olan bir şey. Fakat artık bu yasallaştı.
yayınlandı, kesinleşti. Bundan sonra yapılacak olan şey çevre mevzuatında ya da su kanunu çıktı. Ona dayalı olarak ya da benzeri kanunlar, çünkü burada bu planda birçok kanun atıfı var, imar kanunu var, efendim toprak koruma kanunu var. Var, onu var, orada var 8-10 tane kanundan bahsediyor. Şimdi bütün bunlarda yapılacak olan değişikliklerle bir şey yapabilirsiniz. Bu planı eğer uygulama oradaki hayatı bu plan dışında olması gerektiğini iddia ediyor iseniz. İşimiz zor. Yani biraz serzenişte de bulunmayayım. Yani bu toplantıların aslında bundan 5 yıl önce, 10 yıl önce yapılması lazımdı. Maalesef yapamadım. İnşallah geç kalmışlığımız son bu olsun, bu mevzuda olsun. Eğirdir Gölü'yle alakalı olarak, tabi Eğirdirliler adı da Gölü'nün Eğirdir kazanımızdan geldiği için onlar tarafından hep temsil ediliyor. Aslında bu suyu en bedava kullanan Isparta tarafı. Hiçbir sınırlama gelmeyen, hiçbir eksiklik gelmeyen Atabey Ovası sulanıyor. Isparta belediye mücevher alanındaki insanlar buradan su içiyor, öyle değil mi arkadaşlar? Yani bu tarafa iş yapmıyorum, biraz yanlış olmasın. Kullanma ve bedel ödeme noktasında kullanıp da bedel ödemeyen taraf Isparta tarafı. Burada Eğirdir'le alakalı olarak bir zenginlikten, güzellikten bahsediyoruz. Eğirdir'le hakkını alamadığından bahsediyoruz. Onun için sözümün başında söyledim, birçok medeniyet kurmuş ama tabiatla olan ilişkisini düzgün kuramadığı için, mesela tarım alanlarını geliştirdikleri için Sümerler batmışlar. Dünyanın en iyi sulama kanallarını Sümerler yapmışlar. O sulama kanallarından dolayı Sümerler aç kalmışlar. Kaynaklarını tüketmişler, ormanları kesmişler, tarım alanlaşmışlar falan. İş yaptı, uzun uzun konuşmaya şey doğru değil. Ama biz bulabildiğimiz her alanı para kazanmak için kullanılacak bir imkan olarak görmekle işe başlıyorsak yanlışı biz kendimiz yapıyoruzdur. Merak etmeyin, neticesi sizin yerinize gelecektir. Ne kadar yerseniz yiyin, lokantacı size faturayı getirecektir, adresyon gelecektir. O yüzden dolayı yani yapacağımız çalışmalarda bugünün hakkını vererek geleceğe yürümeye bakmak lazım. Yarın da tabii yaşanacak. Ama bugün eğer siz yaşamıyorsanız, yarını kurtarmak için biz buradayız demenin bir mantığı olduğunu zannetmiyorum. Diğer taraftan Eğirdir'imizle alakalı bu önümüzdeki yerel seçimler sebebiyle bir farklı bakış açısı, farklı bir değerlendirme imkanı var. İşte partiler adaylarını çıkardılar, ben orayım, ben orayım deniyor. Biz vatandaşlar olarak her ne kadar Eğirdir'deki belediye başkanı için ya da meclis üyesi, muhtar için oy verecek değiliz, biz orada değiliz çünkü. Buralardayız. Ama kimden ne istiyorsak, biz oradaki insana bu isteğimizi paylaşmamız lazım, benimsetmemiz lazım. O zaman belediye başkanından siz top sahası istiyorsanız top sahası vaat eder. Otogar istiyorsanız otogar vaat eder. Plaj istiyorsanız plaj vaat eder, öyle değil mi yani? Şimdi Eğirdir'de birkaç tane mevzu var. Mesela bunlardan birisi yüksek okul, üniversite fakülte açma. Ne olacak fakülte açınca? Ne yapacağız yani fakülte açınca? Eğirdir'de öğrencinin bırakacağı kar mı daha fazla? Yoksa işte atıyorum, örnek veriyorum. Şu anda toprak mantarlaşmaya başlamış. Tarımın getirdiği para mı daha fazla? Yani bu dengeyi bir tutturmak lazım. Şimdi biraz önce Sayın İl Başkanım siyaset sadece partilere ait değildir dedi. Doğru. Siyaset yönetmekse, siyaset aslında belki de bir üslup, toplumda birlikte yaşamak, toplumun gidişatıyla ilgili konuşmak, fikir beyan etmek şeklinde de alınabilir. O zaman sivil inisiyatifler, bu tür dernekler Sayın Başkanım olayı elden alacak hakkını tıpkı Eğirdir Gölü'nü kurtarmak için neler yapabiliriz konu başında olduğu gibi Eğirdir Belediyesi ne yapmalı, Eğirdir Kaymakamı ne yapmalı, Eğirdir Genel Meclis Üyesi ne yapmalı, Eğirdir Mahalle Muhtarı, Köy Muhtarı ne yapmalı diye varıncaya kadar bir orta akıl oluşturmak zorundayız ki. Yani dükkancı müşterine istediği malı getirirse o dükkan yaşar büyür. Siyasetçi vatandaşın kamusal alandaki taleplerini dile getiren insandır.
biz de dile getirmeye çalıştık. Bir de şunu söyleyeyim. Bugün Isparta dışında yaşayanlar bir aradayız. Hakan Bey kardeşim burada, kendisi gayet iyi bilir ve İstanbul'dan il başkanına gittiğinde çantalı geldi dediler. Yani bizim Isparta'da adam mı garman, dışarıdan adam geliyor demek istediler. Şimdi Eğirdir'de yaşayanlar, Eğirdir gönlü kurtaramayıp da işi bize bıraktılarsa Veli Bey kardeşim, sana Esad'dan yetişiyor demektir. Nerenin niye başkanı olduğunu bil. Yani biz orada yeterli olsaydı, sen buraya gelmeseydin Eğirdir'in meselesini konuşmaya, belki senin belediye başkanına da ihtiyaç olmayacaktı. Şimdi biz senden çok umutluyuz. Niye? İyir'de de gerçekten siyasi anlamda kesinlikle söylemiyorum. Yani bütün iki dönem ilgilen meclisi yaptı. İki dönem içerisinde herkesin kabul ettiği projeci derler. Biz köy muhtarlarımızı Yalvaç'tan mesela kaç defa götürdük İyir'de bunları yaptık ya, projeyi görsünler diye. Bu kendisi Konya'ya, Manisa tarafına, Muğla tarafına sizin muhtarlarınızı, İyir'de'nin muhtarlarını götürdü diye bir öyle hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Orada yapılan işleri şey diye. Çevremizi görerek, başkalarının yaptıklarını örnek alarak, kendimize uygulayarak ilerleyebiliriz. Ya da kendimizi koruyabiliriz. Ben Eğirdir Gölü'nü kurtarmak sözünü, Eğirdir Gölü'nü ile barışık yaşamakla birlikte Eğirdir Gölü'nü kurtarmak demek lazım. Çünkü doktorların ilacına riayet etmeyen hasta ölür. O da doktor umurunda olmaz. Ne yapsın adam, her öğrenci ölecek mi doktor? İlaç ver diyorum, perhez yap diyorum, uyumuyorsun. Sonra da öldür. Şimdi Eğirdir Gölü bizim bir nevi doktorumuzdur. Turizmde kullanıyoruz, içme suyunda kullanıyoruz, temizlikte kullanıyoruz, tarımda kullanıyoruz, hayvancılıkta kullanıyoruz, her yerde kullanıyoruz, öyle mi? Bize ilaç. Biz bu ilacı düzgün kullanmazsak doktor der ki Allah selamet versin de ben gidiyorum, senden bir çağrı hoca yoktur. Şimdi o yüzden dolayı kendimizi olabilir noktaya koyup ona göre hareket etmemiz lazım. Ben bu anlamda bu tür toplantılar, istişare toplantısı, değerlendirme toplantısı olarak görüyorum. Beni de buraya davet ettiğiniz için, Devlet Başkanımızın şahsında hepinize, beni dinlediğiniz için sabırla sizlere teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz Sayın Vekilimize. Aynen, düşüncelerine katılıyoruz. Özetledi kısaca konuyu. Söylüyorum. Şu anda Gölü kurtarmak adına veya dün Gölü kurtarmak adına hareket edenler, karşılarında vuracakları kitle işgalciler, kanunsuzlar, eşkıyalar. Hep ikinci kanun. Ne derseniz deyin. İkinci bir emre. Şimdi ben diyorum ki yani bıraktım, her şeyden vazgeçtim. Birincisi, ilk işgalci devlet. Karayollarını alıp gelip Eğirdir Gölü'nün kenarından 10 kilometre, 20 kilometre götürüyorsa asıl işgal, asıl zararcı, kanun tanımaz devlet kurumlarıdır. Aynen öyle. Doğru. Aynen öyle. Şimdi devlet kurumları bu. İkincisi belediye. Arıtmalar çalışmıyor. Daha önce Ömer Bey vardı, ona kızıyorduk biz. Şimdi Osman Bey var, ona kızıyoruz. Allah nasip ederse burada şey var, inşallah bizi kızdırmaz. Yani gölün etrafına kolektör yapılmalı dedik. Yani bütün 81 yerleşim yeri var. Şimdi 81 yerleşim yerinde bizim bildiğimiz, şimdi gölün üstünde uçak geçirmiyor Almanya, bazı Avrupa ülkeleriniz. Eğilir Venedik üstünde. Bakın. Onu ne yapacağız? Kötü örnek kesinlikle. Hayır, kötü örnek falan değil canım. Bir sürü adam. İyi örnekleri alalım. Bir sürü göllerin etrafında yerler var. Elbette gölümüzün üstünden uçak da geçsin, helikopter de geçsin de. Benim bir örnek de o verdi. Olayı minimale indirdi. Daha az görüntü. Evet, bakın. Burada uçak geçmesin, eyvallah da. Kolektör yapılsın noktasında siz bir ben konuşmam uzamasın diye söylemedim. Ben gelmeden baktım da, şimdi bir program yapılmış burada. Şurada bir program yapılmış, çok özür diliyorum. Yani ben sivilin, insanın, tüketenin, vatandaşın, ne derseniz deyin, kamu hizmetlerinden ya da kamu gücüyle getirilen sınırlamalardan ya da genişlemelerde dolayı devletin sahibi ise vatandaş. Yani modern devlet anlayışı, vatandaş adına kurulmuş bir kamu otoritesi, vatandaş adına var olan bir şeyse, burada olması gereken şey, şurada iş programı yapılmış. Bu planın uygulanması noktasında.
kurumları. Evet. Burada bu iş programında takvimlendirilmiş. Bu takvim gereğince ben not aldım. Mesela tarım alanlarında ilaçlı tarıma kesinlikle 2014 yılı içerisinde, ilk 6 ayı içerisinde verilen takvime göre son verilmesi lazım. Öyle diyor. 2013 yılı sonuna kadar bütün arıtma tesislerinin, Yalvaç'tan gelen dost çayının, Senirkent tarafından gelen pupa çayının arıtılması gerek. Öyle göle müsaade edilmesi lazım. Şimdi bunlar yapılmıyor. Kime soracağız? Allah'ın seversen hocam. Sen bundan mı soracaksın? Ben sana soracağım. Size soracağım. Ben eski vekili sorarsın. Sorma. İşte anlaşılmayan nokta burada. Biz burada hep beraber ne yapabilirize geldik. Yoksa sayın vekilim sizlere falan ben, bana sorarsanız bana sorarsanız ben diyorum ki topu siz tac atmış olursunuz. Bana sormayın. Ben olmasam da sorumuza cevap verecek bir sistem işleyiş olmalı diyorum. Şunun içerisinde buraya yazmışlar. Yani şurada hemen çok özür diliyorum. Yani kusura bakmayın. Böyle azıcık lüzumsuz bir şey oluyor ama. Şimdi pupa çayı, kanal içi yapay sulak alan sistemi. Bunlar yapılacak demişler. Kim yapacakmış? Belediyeler. Organize sanayi bölgesi. Bu ÇŞB nedir? Şey mi? Çevre Şehircilik Bakanlığı. Şimdi üniversite, özel sektör falan. Biz neredeyiz? Vatandaş olarak biz neredeyiz? Su içenler, su tüketenler nerede? Bu ne dedik konuşmamızda? Biz Eğirdir ve Isparta olarak buranın suyunu içiyoruz, içme suyu olarak kullanıyoruz dedik. Neredeyiz biz? Malı satın alan malın bozukluğunu niye araştıramıyor? Niye mal kalite düşüklüğünü şikayet edeceği bir tüketici mahkemesi yok? Bana bu sıfat verilmemiş. Taraf değilim ben. Şimdi ben anladığım daha önceki konuşmalarda biz hep şunu savuna geldik. 916'mış kardeşim 917 falan yapın. Ne bu milletin evini barkını mı tahliye ettireceksin, bağını bahçesini dedik. Ben yani dediğimi söylüyorum. Bilerek söylemedim. Yani niye söylemedik bilerek? Ya olacak ya yok bunun diyorlar. Yani birileri diyor ki atıyorum işte X öğretim görevlisi burada olabilecek olan kod seviyesi 917 demiş bize. Veya bir yerde okumuşuz. Bu bizim bildiğimiz bir şey değil. Bu bir tartışma konusu. Bilim adamları tartışır. Hakikat neyse onlar bunu buraya koyarlar. Bizim ilgilendiğimiz nokta şu. 916 bugün. Siz 915 belirleyebilirsiniz. 917 belirleyebilirsiniz. 16 belirleyebilirsiniz. Ben diyorum ki benim gördüğüm tecrübem yapılması gereken ne belirlerseniz belirleyin. İsterse 910 belirleyin. Ama bu belirlediğiniz şartları zarar diye tanımladığımız şeylerden koruyacak tedbirleri almam makamındakilerin ya da bunları ihlal edenlerin durdurulmasını sağlayacak olan güç kamu sorumluluğunda olmamalı tek başına diyorum. Çünkü kamu bir şekilde işini idare ediyor. Bakın arkaya dönün bir zaman şu yol kenardaki binalar buralar bu. Devletin gözünün önünde yapılıyor. Doğru mu? O adanın içerisinde yukarıya dönüp orada ev var değil mi o tepede? Ne için orada ev? Niye yapılıyor orada ev ya? TOKİ konut yaptı. Sen bana izin vermiyorsun. TOKİ konut yapıyor. Lojmanlar yapıyor. Ona bir şey denmiyor. Yani benim söylemesi de bir şey şu. Yani yeni ev yaparım, vermeye ölmeyeyim falan yok yani. Bir karış toprağım yok Isparta'da. Yani yok öyle bir şey. Babam var ölürse Allah gecinden versin. Oradan miras kalırsa kalacak. 5 dönüm el malı var. Bir de herifin evi var. 2 dönüm de bağı var yani. Olan bu. Bana bir şey kalacağı için söylemiyorum. Ben sadece şunu söylüyorum. Birileri sorun ben eski vekil miyim ben? Vekilim siyasetçi miyim ben? Niye buraya oturttular beni? Biliyorsun hesap ver diye oturttular. Hayır. Ben onu göze alarak oturdum. Şimdi ben diyorum ki devlet bu hesabı vermeli. Yani biz gidiyoruz gölde balık avlamak yasak vali bey yemeğine gidiyoruz bir bakıyoruz balık çıkıyor karşımıza.
E şimdi güzel kardeşim, sana yasak diye de bana mı yasak? Var ne de ne yapıyor, kim aldı bunu kaldırın falan filan. Bir dakika numarayı getirin, yiyelim işte ya. Yani söylemeyi istediğim şey bu. Yani siz yanlış konuşuyorsunuz deme hadsizliğine düşmem. Yani niye söyleyeyim mi ya? Ben niye güzelce senden sohbet etmek varken, burada millete ışık verip, heyecan verip, umut vermek varken. Yani ben 919 morlu kodu, 30 morlu 930, ben vallahi bilmem, billahi bilmem. Ama ben diyorum ki ya ne diyorsam onu yapacağın garantisi bana bir göster. Yani ben 25 yıl fiilen avukatlık yaptım. Her gelen vatandaşa şunu dedim. Hakkın yarısından vazgeçip geldin mi? Senin avukatlığın öyle yapar. Değilse yapmam. Çünkü o kaybettiğin hakkı yani bana VK'ya düşecek olarak vereceksin diye söylemiyorum. Bu sisteme girdiğinde, kamusal alana, özel hayat girdiğinde %50'sini kaybeder kardeşim. Benim tecrübem, gördüğüm bu. İster mahkemede olsun, ister devlet dairesinde olsun. Şimdi gidiyorsunuz bütün evrak istemeyecekler değil mi? TC kimlik numarası verip kurtulacaktı değil mi? Yine istiyor egemen tehberkesi, savcılık, sabıka kayıt. Yani ölü, yani kimi kime şikayet edecek? Biz diyor garantimizi alalım mı diyor. E şimdi ben diyorum ki ben bir şey yapıyorsam, bir karar alıyorsam bunun uygulanmasını sağlayacak, uygulanmadığında benim uygulanmamasından dolayı aleyhime doğan somut olarak doğması da gerekmiyor. Doğduğunda ne doğuyorsa. Şimdi kırmızı ışıkta geçen adam bana vurup bacağımı kırıp ben 6 ay işe gidemiyorsam onun bedelini mahkeme veriyorsa zarara uğrayan biri olarak bana, kaza yapmasam da kırmızı ışıkta geçene ceza yazan devlet bana da tazminat verecek kardeşim. O adamdan alacak, bana verecek, bacağım kırılmış gibi. E bana ne senin ceza yazmandan devlet olarak ya? Kolu bacağı kırılan benim, sen bana bakmıyorsun. İşe gidemeyen benim, tazminat ödemiyorsun. E şimdi burada gölle ilgili tedbir alacağız. Ben balık avlayamıyorum, mahalle masasına balık geliyor. E kim bilir, ben şimdi bunun hesabını, yani balık yemesin var diye söylemiyorum, yanlış anlamayın, biraz abartarak söylüyoruz ama netice itibariyle ev yapamıyorsam, şimdi orada tarla kuramıyorsam, var olan tevramdan vazgeçeceksem, mesela burada hükümler var. Ben biliyorum, Büyükşehir Belediyesi'nde burada İstanbul'da ben komisyon başkanıyım. Bütün su kaynaklarının, o göllerin, buralardaki Ali Bey Köyü, Baraj Gölü, İçme Suyu göllerinin etrafındaki arazilerin kamulaştırılması lazım. Türkiye'yi 10 defa satsan kamulaştırma bedelini ödeyemezsin. Niye? E çok para. Gölün etrafında, yani şimdi inanmak için böyle konuşmak biraz cahillik ama vallahi de alamazlar, billahi de alamazlar. Hiçbir devlet, hiçbir yönetim alamaz orayı, parayla satın alamaz. Yani buna para yetmez ki. Yani ilk mutlak koruma alanında ilk 300 metrelik bütün arazi satın almak zorundasınız. Nerede para ya? Kim kime ödeyecek yani? Ne parası ödeyeceğim ben? Zaten elmalı. Kazandığım para belli. Ha çözüm mü istiyorsun? Çözüm var ya. Bu halde aralıklı çalışmıyor. Ne kadar kazanıyorum? Ne kadar veriyor beyan etmiş bu herif? Onu ona çarp. Senin yıllık kazancın bu kardeşim de. Ben sana bunu aydan her ödeyeceğim. Boşalt burayı. Çözüm istiyorsan, uygulamak istiyorsan, çocuğuna kredi olarak, okul kredisi olarak ver, ev ver, TOKİ'den ev vereceğin, ne yapacaksan, bunlar çözüm. E şimdi ben kendi kendime siyaset olarak geleyim, halledeceğiz işimizi. Hangi mahalleydi? Mahallemizin birisi. Köylükten çıkıp mahalle olacak, olmayacak, Göktaş. Ooo, kıyamet koptu değil mi? Ekolojik, ne oldu? Ekolojik köy oldu. Ekolojik, ne zaman olacak ya? Bıraksın ekolojik, ben öldüm, bana ne ya? Adı ekolojik. Valla Veli Gök Başkan seçilirse o mahalle statüsünü. Hayır bak, ben yani işi konuyla dağıtmak istemiyorum. Benim konuşmam lütfen bu çerçevede anlayın. Yani ben burada bilim adamlarının karşısında konuşmak şeyinde değilim. Yani hadsizinde değilim. Ama şunu arzuluyorum ben. Onlar da şunu fark etsinler. Lütfen bu işlerde kendilerinin söylemiş oldukları şeyler kağıt üzerinde karma karışık ilaç prospektüsü gibi bir hal alıyor. Ben ilaç prospektüsünü okuyacaksam eczacıya ihtiyaç yok. Bu prospektüsü okuyacak olan yine ilim adamlar. Buna bir şey demiyorum. Ama
bunun da ilim adamları tarafından tezlerinin, iddialarının, önerdiği hakikatlerinin bir parçası olarak gösterilmesi lazım. Ben onu söylüyorum. Çok özür dilerim, ben konuşturmayayım. Ben gideyim, böyle bir daha edip duracağım, bu iş yürümeyecek ya. Sayın Vekil, aslında aynı şeyleri konuşuyoruz. Bizim buraya gelmemiz, bir nevi Eğirdir'de bu ortamı bulamayışımız. Diyorsun ya git, halk olarak toplanmıyor, yok. Söylediğin zaman sus, öbürküsü o taraftan açıklıyor. Biz böyle bir ortamı bulamadık. Eğirdir'de bu ortamı çıkartamadık. Eğirdir'e kapalı tabii, eskiden Eğirdir'e taş kahve. Neresi Eğirdir'e, açık mı? Eğirdir'e tartışırdık. Evet, evet. Eskiden, şimdi yok sayın vekilim. Eğer bunu Eğirdir'de konuşamıyorsun, bunu kime şikayet edeceksin? Biraz önce biz görüştük sayın iş adamları derneği başkanı. Forman var dedim, top var dedim, ayakkabı var dedim, 11 kişi de varız dedim. Bize bir saha verin. Diyor ki top oynayamazsın burada denildi şimdiye kadar. Çünkü turizmi engelliyorsun. Sizin dediğinize o kalkışmayı, halk şikayeti iğneden ipliğe katılıyor. Ama böyle bir ortamı biz Eğridir'de bulamadık. Bizim burada ne işimiz var? Biz hareket oradan da başlayacaktı. Biz burada Ahmet Bey'le görüştüğümüzde buradaki hemşehrilerimize anlatalım dedik. İş boyutları bu şekilde geldi. Çok da güzel oldu. Sağ olsunlar, Eğirdir'den de geldiler, İzmir'den de geldiler, şeyden de geldiler, Ankara'dan da geldiler. Evet, aynı noktadayız. Söyleyeceğiz, yaptıracağız, yaptırmamız gerekiyor. Ona şikayetçi olmamız gerekiyor. Yoksa ortam sahayı oynatmıyorlar. Şimdi bakın, yani siz örnek olsun diye söylüyorum. Yani %1 olmayan bir partiye de oy verecek olabilirsiniz. Ya Allah rızası için söyleyin. Yani şu anda iktidarda olan partinin bakanı gelecek uşak. Biraz önce ilk başkanımız geldi söyledi. Desinler ki verirsek elimiz kırılsın, kolumuz kırılsın sizin partiye oy. Bir daha yap, bunları yapmazsanız öbür seçime kadar. Çok dedik inşallah. Yok yok, topluca vatandaş desin. Topluca vatandaş desin. Ya da şunu sorsunlar, niye şu sözleri verdiniz, bunları yapmadınız? Artık biz yani bak, için varız. Sizi arkasına alan her güç, sizi arkasına alan her güç, her zaman sizi arkasına bulacaksa böyle bir şey olmaz. Yani sizi arkasında ilk önce beni bulabilir adam arkasında. Ama bir müddet sonra suratların değiştiğini, görüşlerin değiştiğini bilerek bize muhatap olması lazım. Çünkü sizin aranızdan gidiyoruz. Yani halkın takip ettiği görülmeli. İnşallah. Şimdi bizim belediye başkanımız vardı, adayımızı değiştirdik. Niye değiştirdik? Derdimize neydi ya? Bunları yapsın diye. Daha yapışır diye. Ne yapacak? Hayır yani ya var olan adamı niye değiştiriyorsun? Devam etsene. Adam hırsızlığı, uğursuzluğu var. Hiçbir şey yok. Ama daha iyi vereceğiz hizmet diye bir başka adam çıkarıyorsun. Ben bunu söylüyorum. Yani buna ihtiyaç var. Sıkıştırabileceğimiz şey bu. Ben sizi kendimi sıkıştıramam ama karşınıza bir profesör dikerim, açık dersin ki dur bakalım dersin, ya şimdi o da yani filan dersin, durursun yani. Ben konuşmamda söyledim, kanunda yeri olmayanları ölçecek alındı, gelindi, eğildi, konundu. Ne güzel bak, söylüyorsun ya. Niye konuyor kardeşim, beni kısıtlıyor, benim işime gelmiyor. Tamam, kolay var, beni satın al. Peki, boşalt bu araziyi, boşalt bu araziyi. Bana gücü yetmiyor. Yetmiyor. Ya yeter. Ne gücü yetmeyecek? Memleketin kullanılan arazileri %10'u yapıyor. Ben de müsaade rica edeyim. Rahatsız etmeyeyim sizi. Görüşmek üzere inşallah. Cümleten çok teşekkür ediyorum. İnşallah.